Değerli izleyenlerimiz, hepinize iyilikler diliyorum. Bugün yine birlikteyiz ve bugün çok değerli bir dostumuzla, üniversitemizden emekli olan çok değerli bir dostumuzla beraberiz. Kendisi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi, Araştırma Merkezi tabii, emekli müdürlerinden. Kendisiyle bugün, biliyorsunuz, 19 Mayıs'a geliyoruz, 1-23 Nisan yaşadık. Türk kültüründe çevreyi konuşmaya çalışacağız. Bu fikirleri paylaşmaya çalışacağız birlikte. Ve kendisinin bu konuda bir editörlüğünü yaptığı güzel bir kitap da var bakın. Az bilinen yönleriyle Atatürk. Bunu üniversitemizden de temin edebilirsiniz. Evet. Efendim şimdi sayın hocamız. Evet. Şimdi tabii çok önemli bir konu olarak görüyorum. 19 Mayıs'a geliyoruz dedik. Evet. Ve gerçekten hem Atatürk'ün katkılarıyla ama Türk tarihinden beri gelen, tabii, kültürümüze iç içe girmiş, evet, çevre olgusu var. Nasıl, evet, başlayalım, neler söyleyelim? Buyurun. Valla Türk peyzaj kültürü Türklerin Orta Asya'dan, hı hı, günümüze kadar gelen kültür etkileşimlerinin bir bütünü olarak görüyoruz. Evet. Hem kendi aralarında hem de çevreden etkilenmiş olarak bu adet, görenek ve kültürlerini beraberlerinde getirmişlerdir. Ve yaşamları bozkır iklimin hakim olduğu bozkırlardır. Öyle fazla mümbit araziler yoktur orada. Evet. Ve zor bir hayat şartıdır. Yüzlerce yıl önceden söz ediyoruz. Yüzlerce yıl. Evet. Orta Asya'dan bahsediyoruz. Orta Asya'dan bahsediyoruz. Oradan, evet, bütün arzuları daha mümbit, yani verimli, yeşil, efendim kendi sürülerini, atlarını doyurabilecekleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri iklim adları, batıya doğru bir kayış var. Önce İran, sonra Anadolu. Evet. Anadolu'da bunlar neşvi nüva buluyor. Hı-hı. Eski tabirle hayat buluyorlar. Evet, doğru. Hatta bir takım tarikatlar meydana geliyor. Hı-hı. Ve bunlar tabii şamanist. Hı-hı. Şaman. Doğru. Ne demek? Büyük bir dağ var, ona tapıyor, güce tapıyor. Hmm. Büyük bir ağaç var. Gök ona, tanrı var, gök örneğin. Tanrı var. Hatta, evet, toprak, su, evet, değil mi? Evet. Hatta kayın ağacı onlar için bir mittir. Allah Allah. Kutsal, evet, bir ağaçtır. Evet. Müthiş yararları var. Hatta kayın, efendim, ana ile kayını bir tutuyorlar. Ondan çok yararlanıyorlar. Onun için demek ki sözünüzü kestim. Estağfurullah. Hala bugün için ormanda kayına biz, kayın ormanın anası olarak bilinir. İşte bak, bu. Çok ilginç. Evet. Ya oradan geliyor. Demek ana olarak, ana olarak şey yapılıyor. Ne güzel. Evet. Evet. Onun dallarında. Demek ki yeşile bir kere saygıları yeşile sonsuz. Sonsuz. Bir defa ormana, korulara sonsuz. Kendi ölülerini bile korulara gömüyorlar. Aha, ve üzerlerini karıştırıyorlar, atlarla geçiyorlar ki kimse belli olmasın da kemiklerini çıkarıp hakaret etmesinler diyor. Güzel. Bu ayrı bir adet. Evet. 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 Neyse, batıya doğru geliyoruz. Şimdi bunlar üç ana noktada incelenebilir. Hı-hı. Kabile kültürü, göçebe kültürü dediğimiz. İkinci, Türk-İslam kültürü. Evet. Üçüncüsü de Batı kültürü. Evet. Ve çok en sonunda güzel, bunları kendi zevkleri içinde, buluşlarıyla, adetleriyle bir harmanlıyorlar. Evet. Orta Asya'nın kurak steplerinden verimli topraklara gitti. Tamam. Bir defa Türkler dış mekanda yaşamaya son derece meraklılar. Hı-hı. Bayılıyorlar. Hı-hı. Evet. Ben bunu mangal kültürü de diyorum. Evet. Mesela gidiyor bir yeşil ormana, hı-hı, bir mangal yakıyor. Ya da oyun oynuyor. Bir kültür. Evet. Hepsinin, evet, kökeni mutlaka var. Evet. Yani hop diye düşüp gelmiyor birden bu adetler. Çin yerleşik kültür olan Çinlerden etkileniyorlar. Hı hı. Çin çiçek sanatından etkileniyorlar. Evet, doğru. Çin'in. Etkileniyorlar ve Türk peyzajında zevk-i sefaya son derece değer veriyorlar. Hı hı. Evet. Hatta sefa bahçesi adında bahçeler yapıyorlar. Sefaya çok düşkünler. Çok güzel. Evet. Evet. Ve bu suya da çok düşkünler. Özellikle durgun suyu pek sevmiyorlar. Durgun su, hı-hı, yosun tutar diyor. Hı-hı.
Hı-hı. Yosun kir demek. Güzel. Yani evet. Kir tutar diyor. Akarsuya daha çok değer veriyorlar. Evet. Haliyle bahçelerinde de durgun sudan ziyade akan birbirine bağımlı çanaklar şeklinde akan su şey sistemini temin ediyorlar. Fıskıyı buluyorlar. Hı-hı. Hı-hı. Ondan sonra mermerden dört köşe yapılmış havuzlar var. Ve bunların yanında ağacı son derece saygılılar ve çok seviyorlar. Özellikle gölge veren ve meyve ağaçlarını çok istiyorlar, uyguluyorlar. Ve bu çiçekler, kokulu çiçekler, efendim gölge veren bitkiler dedik. Bunlar bu kabile kültüründe. Tabiat, yani. Evet. Evet. Birinci, çok güzel. Birinci ve bunlar onların kültüründe esas. O zaman Sayın Hocam şeyle de ilişkisi var mı? Bir yerden bir yere göçerken çadır toplanıyor. Rengarenk kilimler, halılar öyle biliyoruz. Yani evet. Oradan alıp götüremediği bitkilerini halısına, kilimine işleyip yanında götürüyor. Aynen. Ne evet. Güzel söylediniz. Evet. Yani motifleri oraya diyor. İşliyor. Aşkını, evet. Sevgilisine duyduğu çok güzel her motifi. Şeyi, yaşamını, evet. Hayat ağaçlarını hepsini oraya işliyorlar. Bir de o kayın ağacından söz ettik. Hı hı. Dallarından öğütüp yaraların üstüne koyuyorlarmış. Ha, evet. Bir de gövdeyi çizip oradan elde ettikleri sütü de mide ağrılarına iyi gelir diye bir yerden o da ben doğru. Bunları o da buldum. Doğru. Evet. Ve ana dalları ateşte kurutup diyor. Hı-hı. Efendim obalarını kurarken, çadırlarını kurarken kullanıyorlar. Ve çeşitli yaralar hatta suda ısıtıp o kabuklarını, çıkardıkları kabukları çadırların üstüne kıştan korunmak için bir şey yapıyorlar, bir tabaka oluşturuyorlar ve onlardan lif yapıp basit şekilde sepetti, işte giysilerdi bunları da. Yani kayın ağacı onların kültüründe. Ha, bunun gibi diğer ağaçlar da var. Doğru. Ama en belirgini kayın ağacı. Evet, demek çamları ki, da çok seviyorlar. Şeye geçmiş, yaşama geçmiş. Yaşama olan, direkt geçmiş. Doğrudan geçmiş. Direkt geçmiş. Evet. Şimdi Türk İslam kültürü diyoruz. Evet. Şimdi İslamiyet'ten sonra adetleri dini esaslara göre değişiyor. Evet. Mesela kurdukları saraylarda, efendim yaşadıkları saraylarda mutlaka bir bahçe olması lazım. Bir harem olması lazım. Evet. İstanbul evet. Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi. Evet. Ve bu mahremiyet gerektiren bu harem yaşamın etrafını duvarlarla çeviriyorlar. Hı-hı. Evet. Dışarıdan kimse görmesin. Evet. Hatta iç kısımlarına ulu ağaçlar ekiyorlar. Hı hı. Ve bu yaşam tarzı tabii İslamiyet'le birlikte geliyor. Evet. Şamanizm'den İslamiyet'e evet. Geçiş. Biraz daha kapalı bir evet. Hatta, düşünce tarzı. Evet. Söyleyin, camilerde müzik çalınmaz. Hı. Anladım. Evet. Hatta fazla gitmeyeyim ama günümüzde de yaşadığımız günümüzde de bunun örneklerini görüyoruz. Cemevleri var. Evet. Cemevlerinde saz çalınır. Evet. Aleviler. Doğrudur. Müzikle. Evet. Doğru. Peki Mevleviler? Mevleviler ne çalar? Evet, efendim, kudümlerle semazenler döner ve Tanrı'ya işte bir el yukarıda bir el aşağıda oradanıp yere verir falan. Hani müzikle bir ibadet şekli. Bir de su var galiba değil mi kültürde? Türk İslam sanatında. Türk İslam kültüründe tabii. Suyu da çünkü ben Granada'da görmüştüm bu evet. Elhamra Sarayı diye hep ünlüdür o. Evet. Hakikaten biraz önce söylediğiniz yerlerin dışında ayrıca bir avlu var. O avluda dediğiniz gibi akan su var. Evet. Ama biriken sular da var. Evet. Sonra tabii biz bu işi şey yaptığımız zaman hep onu derler. Çok yoğun bitkilendirilmiş yerde su sadece süs değil, aynı zamanda nem kaynağı. Yani bitkilerin evet. Soluyabilmelerine yardımcı evet. Olmak evet. için. Evet, çok birbiriyle evet, şey birbiriyle yapıyor. İlişkili tabii. Evet. Osmanlı saraylarında peyzaj mimarisi işte dediğimiz gibi suya dayalı. Hı hı. Ama bir de su sesini duymak istiyorlar, şakırtılar var falan. Ondan sonra ağaç gölgeleri, meyveler var. Bir de dışarıda oturmayı çok seviyorlar. Evet. Dışarıda oynamayı, sohbet evet. Etmeyi. Evet. Esas fikir dünyevi bir cihan mekanda cennet,
köşesini oluşturmak bunlar için. Evet. İşte sulardı, gölgelerdi, meyvelerdi, sohbetlerdi. Ve bu esastır. Ve bunun süsten ziyade bunlar mantık ve faydaya önem veriyorlar. Pragmatik bir yaklaşım biçimi. Ha, ben bir şey yapıyorum ama bana bunun faydası ne oluyor şeklinde. Evet. Ve çok ilginç. Güzellik anlayışı bu dönemde ön planda tutulmuştur. Batı kültürü de ilginçtir. Özellikle 1718 ile 1730 arasındaki o lale devrinde sulh devridir. Efendim Pasarofçu ile birlikte. Ve adı üstünde kağıthanede bol miktarda laleler, zevk-ü sefa alemleri, geceler gündüzler, işte kaplumbağaların üzerine mumlar yakmalar falan filan. Bu barışın getirdi ama batılılaşma da yavaş yavaş giriyor. Daha sonra ve bizdeki lale soğanlarının yavaş yavaş Hollanda'ya doğru taşınması. Batıya doğru, evet. Tabii bilmiyorum 300 çeşit lale var diyorlar. Ne kadar doğru, inanmak doğruysa. Doğru. Çok çok çeşit. İstanbul merkeziydi o zaman. Ve Osmanlı padişahları çok değerli gördükleri maddeler için yasak koymuşlardır. Mesela lalenin dışarıya ihraç edilmesi yasaktır. Satılması da yasaktır. Evet. Evet. Buğdayın, pirincin, bunun gibi yani. Evet, evet. Ve bu 3. Selim'le birlikte batılılaşmanın daha ağırlaştığını görüyoruz. 3. Selim mesela Hatice Sultan diye bir kardeşi var. Beşiktaş'ta onun bir şeyi var, bahçesi var, sarayı var, bahçesi var. Ve burayı güzelleştirmek için İstanbul'daki Fransız elçisinin yardımıyla Fransa'dan mimar getiriyorlar. Evet. Peyzaj mimarı getiriyorlar. İsmi de belli. Melling. Aynı zamanda bunlar bir tek mimar değil. Aynı zamanda ressam bunlar. Evet. Resimleri falan var. Evet. Ve bahçıvanlar da getiriliyor dışarıdan. Ve batıdaki bir takım ağaçlar oradan da bol miktar. Atatürk zamanında da olmuştur. Evet. Hani evet, dışarıdan. Tabii, siz geldi, daha iyi bilirsiniz. Geldi. Sağ olun. Getiriliyorlar. Ve burayı işte bu dönemde saray bahçelerine batılı unsurlar olarak ne girmiştir? Ona bir bakarsak bir defa demir döküm lambalar. Bahçede. Evet. Ondan sonra batıdan çevrede kullanılmaya başlandı. Çevrede kullanılmaya başlıyor. Aslan heykelleri. Ondan sonra mermerden yapılmış şeyler, vazolar. Bunu ben geçen de gezi gittiğimizde orada bir sene kaldım ya lisan döneminde New York'ta. Evet. Orada da gördüm. Evet. Böyle büyükçe bizim rektörlükte de var. Evet. Dışı evet, böyle süslü girlandlarla. Tabii. İçine. İşte o Rönesans devrinden kalan barok evet, tarzı falan. Aynen. Evet. Doğru. Doğru. Ve bunları uyguluyorlar. Ve şunu söyleyebilirim. Orta Asya'daki süreçten itibaren günümüze kadar geçen zamanda bu göçebe kültürü büyük ölçüde değil mi ama belirli ölçüde yerleşik kültürü ve peyzaj mimarını etkiliyor. Özellikle dış mekanlara ağırlık verme babında. Ve Cumhuriyet dönemi hatta günümüze kadar da paralellikler şeklinde geldiğini söylüyor bu konudaki yazarlar. Tabii ben bu konuda uzman değilim ama bu bilgileri edindim. Tarihi bilgilerimi de yoğurdum ve siz de burada sohbet bazı ediyorsunuz. Değişler de var dediniz mesela atasözleri gibi. Bitkiye, evet. Bitkiye yönelik mi onlar yoksa bitkiye yönelik dokuya? Ondan sonra durun o şeyleri bir bakayım şöyle. Türklerin su algısı mesela ağaç sevgisi evlat sevgisidir. Yaş kesenle baş kesen iflah olmaz. Evet, doğru. Ağaç yaprağı ile güzeldir. Meyveli ağaca balta vurulmaz. Evet. Ağaç yeşert. Ağaç yeşert, meyve getirsin. Oğlan büyüt, ekmek getirsin. Evet. Diye bir takım demek ki var. Topluma mal edilmiş böyle bitkiye yönelik de kültürümüzün evet, içinde. Suya yönelik var, suya yönelik iklime var, yönelik var. Peki çok, hocam geldik ikinci bölümü de geçtik. Evet. Cumhuriyet tarihimize. Evet. Acaba
orada neler, Büyük Atatürk tabii bu konuda çok önemli şeylerin üstüne gitmiş. Evet. Ondan biraz söz edebilir miyiz? Bir defa ben kesinlikle şunu söyleyebilirim ki Atatürk her yönüyle mükemmel bir insan. Evet, doğru. Evet, Tanrı'nın özenerek yarattığı bir insan. Evet. Ve yetiştiği koşullarda kendini yetiştiren, dil bilen, Fransızca, Almanca bilen, doğru, dış basın takip edebilen ve ileriye görebilen. Çünkü bir liderde en büyük özellik ileriye görme özelliğidir. Yüz yıl ötesini görecek. Doğru. İşte siz de biliyorsunuz 80 metre olacak demiş bu Çankaya'ya giden yol. Evet. Yahu 80 metre olur mu? Burası köy gibi. Ne yapacaksın 80 metre yolu? 60 metreye düşürmüşler. Şimdi yetmiyor. O bile şimdi yetmiyor. Yani bakın. Tabii, doğru. Ve Mustafa Kemal Atatürk hem çevreci hem yeşili seven. Çok güzel bir sözü var. Çevreyi korumak aklın gereğidir diyor. O zaman ama yani. Düşün. Çok doğru. Evet. Çevreyi korumadığın zaman çevre sana etkileyecek. Evet, aynen. Evet, doğru. Ve ağaçlandırmaya çok önem veriyor. Bir de şu çok önemli. Şehir mimarisinde merkezde diyor tek katlı evler ve bahçeli olacak. Merkezden uzaklaştıkça 4 kata kadar, 5 kat yok diyor. Evet. Bakın nasıl uygulanıyor şimdi tam tersine. Şimdi tam merkezde tersine. Çok katlı dışarı gittikçe. Bunu ben Amerika'da da gördüm. Dil öğrenimi gördüm. New York'ta da gördüm. Evet. İşte Manhattan dediğimiz merkez. Hı-hı. Orada 100 katlı, 120 katlı, 150 katlı binalar yapıyorlar. Evet. Çünkü orası iş merkezi. Evet. Anlayış da değişiyor. Evet. O zaten tam merkez de değil. Yani şehrin bir bölümü oluyor. Bir bölümü tabii. Doğru. Bir bölümü ama iş merkezi. İş merkezi. Diyebiliriz. Evet. Hatta ondan dışarıya uzaklaştıkça yeşillikleri görebilirsiniz, çiçekleri görebilirsiniz. Evet. Bunu ben yaşadım. Evet. Ve hayran oldum. Yani Batılılarla öğreneceğimiz çok şeyler var. Hem eğitim, hem peyzaj, hem de yeşillik şunlar. Yeşil kesmiyor. Evet. Hatta ben oradayken bir kadın gördüm. Televizyonda yol geçiyor, ağacı kesecekler. Kadın çıktı ağacın üstüne. Beni de kesmeniz lazım, beni de öldürmeniz lazım ve o ağacı koruyor. Buna benzer daha 3 gün önce bir teyze. Kıymet Hanım. Kıymet Hanım. Evet. Bakın nasıl benzerlik. Evet. İnsanlık budur. Yeşili tabii koruyacaksın. Tabii. Sen yeşili korudukça o da seni koruyacak, bol miktarda oksijen verecek. Neyse, şimdi ne yapıyor? Yollar, şehir mimarisi. Efendim, Atatürk orman çiftliği var. Evet. Gazi çiftliği de diyor. Aşağı yukarı 25'lerde başlanıyor. 10. yılda 33'te bitiyor. Yani 8 senelik bir dönemde. Muazzam geniş bir alan. Ve burada hayvanlar besleniyor, süt ürünleri. Hatta bunlar satılıyor, ediliyor. Orası bir Alman şeyi var. Evet. Schmidt. Hı hı. Tarım Bakanlığı'nın danışmanı. Hı hı. Evet. Ondan sonra bir de şey bakanı var. Tahsin Coşkan diye Tarım Bakanı var. Evet. İkisini de alıp götürüyor. Ben diyor buraya çiftlik yapacağım. Hı hı. Paşam diyorlar etme eyleme. Burası verimsiz toprak. Burada çiftlik biflik olmaz. Yani buraya sabır tükenir ya da para tükenir gider. Yatırım olmaz diyorlar. Burası vatan toprağıdır. Buraya adam edeceğiz. Burayı vaha gibi yapacağız. Ve yemyeşil yapacağız. Tabii. Ve yapıyor. Şimdi biz tabii işte bu. Ziraatçı olduğumuz için temelde orası şöyle bir örnek verilirdi bize hep. İlk başlangıçta gerçekten çorak bir arazi ama o araziyi önce tımar ediliyor arkasından, ki o zaman daha ziraat mühendisliği falan çok gelişmiş değil. Evet. Arkasından evet da meyvelikler, evet, hayvan yerleri, hatta ürün elde edilen tarıma yönelik fabrikasyon çalışmaları evet falan yapılıyor. Bir de belki hep unutuluyor. Bunu ben belirtmek istiyorum. Özellikle evet Atatürk gittiği her yerde buna evet önem vermiş. Evet. Sadece zannediyor ki insanlar Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği var. Halbuki Bursa'da Mustafa Kemal Çiftliği denir. Bir aileye sonra kalıyor orası falan. Evet. Evet. Orada da aynı çalışmalar yapılmış ve aynı tip bir arazi
çok güzel bir hale getirmiş. Diyarbakır'da Dicle'ye bakan Atatürk Köşkü vardır. Evet. Yani evet. Orada. Evet. Ve onun orayı da o yemyeşil hale getiren yine evet. Atatürk'ün evet. İleri görüşlülüğüdür. Evet. Evet. Kavaklı dere bataklıkmış. Evet. Buldum okudum bir yerden. Ve bunu kavak zaten öyle yerde yetişir genelde. Tabii. Suyu sever. Evet. Ben Savaştepe'de geçtiğim yazları giden babam memurdu. Evet. Oraya çocuk doğduğu zaman orası da sulak. Halkapınar falan vardı. Bir kavak diker. Kavak dikiyor. Tabii. Çocuk büyüdüğü zaman kesiliyor. Hani tabii. Ona bir hala köylerde çok önemli. Ne güzel bir şey. Düğün yapar yani o kavakla. Evet. Çünkü evet. Çok önemlidir. Evet. Ve orayı 3-4 ay içinde traktörler falan var. Ekilir biçilir hale getiriyorlar. Evet. Yani kavaklı dereyi. Evet. Hı-hı. Evet. Yani bugünkü kavaklı dere. Bugünkü kavaklı. Ankara'da. Evet. İsmi evet. De geliyor. Evet. Şimdi isimler değişmiyor. Doğru. Kavaklı deresi orada kavak vardı. Belki şimdi yoktur bilemem. Tabii. Şimdi yok. Ama Söğüt Özü'nde de yok yani bir zaman. O Söğüt Özü'nde orada 15-20 tane şey söğüt ağacı varmış. Hı-hı. Ve o söğüt ağaçlarının yeri de Atatürk'ün istediği bir dinlenme kulübesi yapacaklar. Hı-hı. Ufak bir ev yapacaklar. Onları kesmeleri lazım. Kesinlikle diyor kesme yok. Evet. Onları güzelce uygun bir şekilde köklerini geniş şekilde açacağız. Onları alıp başka bir yere. Evet. Yanındaki paşalar da diyor paşam bu kış şeye söyleyin Çankaya'ya bol miktarda odun geliyor falan diye hani tutmaz kurur. Hepsi de tutuyor. Tabii. Bakın yani çok Söğüt ilginç. Tutar bunu. Hocam çok ilginçtir o yani. Gerçekten tabii işte bu öngörü meselesi, evet. Birazcık bilgi sahibi olmak evet. Meselesi ki o zaman da evet. Nakil makil bilinmiyor yani. Evet. Evet. Birçok yerlerde çiftlikler yapıyor. Evet. Yani bu vatanı biz adam edeceğiz, biz yeşillendireceğiz. Ceylanpınar'ın kuruluşu da odur. Tabii. Evet. Doğru. Evet. Var bir sürü çiftlikler var. Şu anda hatırımda değil. Hatta şeyde Yalova'da iki çiftlik var. Millet çiftliği var. Efendim Batı'da da Baltacı çiftliği var. Evet. Çiftlikler. O halde bizim demek ki bu Cumhuriyet döneminde de gerçekten örnek olacak Anadolu'da evet. Çalışmalar yapılmış. Evet. Evet. Atatürk'ün sayesinde de. Atatürk'ün 1929'da. Sayesinde. Evet. Kimse evet. Atatürk'e hayır biz bu şey yapamayız demiyorlar. Demiyor. Yapılacak dendiği zaman yapıyor ama ileri görüşte olduğu için evet. Faydalarını görüyor. Hatta oradaki köşke Çınar'ın dalı rahatsız edici vaziyette şeyde, uzanmış. Bu Yalova'yı Yalova'da. Söylüyorsun. Yalova'da. Evet. Ağacı kesmeye kalkıyorlar. Hı-hı. Haber uçuruluyor. Ve kesinlikle diyor ağaç kesilmeyecek. Oradaki köşk çekilecek temelde. İstanbul Fen İşleri Müdürlüğü'ne görev veriyorlar. İsimleri belli. Hı-hı. Ve 4,5 metre 1929 yılında o bina 4,5 metre kaydırılıyor. Ve ağacın dalı kesilmiyor. Ve çınar kurtuluyor. Çınar kurtuluyor. Hocam sonuna doğru geliyoruz programın. Son evet. Sözlerinizi almaya çalışalım. Ne öneriyorsunuz peki? Şimdi kültürde çevre, Türk kültüründe çevre dedik. Ve çevrenin kültüründen söz ettik. Tabii evet. Kademe kademe Orta Asya'dan geldik Cumhuriyet'e evet. Kadar. Nasıl daha bir yeşil ülke, daha korunabilir bir çevre düşünüyorsunuz? Neler söyleriz izleyicilerimize? Sonra da tamamlayalım. Vallahi ben şahsen hem Yakaköy'de bir evim var, hem Seferihisar'da bir yazlığım var. Bir de Karabur'da bir yazlığım var. Hı hı. Ve bahçe işlerinde ben uğraşıyorum bir tarihçi evet. Olarak. Ama evet. Ben küçük yaşta başladım. Bu kadife çiçeklerini ekerdim. Akşam sefaları köklü oluyor onlar her sene çıkıyor. Evet. Ekerdim onları şaşırtarak ve evde su yoktu. Evimizde evet. Bahçeli evdi. Evet. Ve karşıdaki çeşmeden getirerek onları süzgüyle suluyordum. Yani benim alışkanlığım 10 yaşından itibaren küçük yaşta öğretmek. O halde lazım. Şöyle yani küçük yaştan eğitime önem vererek evet. Yeşili evet. Çevreyi korumanın anlamını çocuklarımıza aşılamak evet. Hatta gerekir. Bahçesi varsa babalar ben de torunlarına uğraşıyorum. Gel oğlum diyorum ekiyoruz falan ona da bastırıyorum. Hani çocuğu o işin içine katmak lazım. Tabii ve bizim, çocuk o yaşta aldı mı o alışkanlığı gidiyor. Aynen benim gibi. Evet. 10 yaşından itibaren yapıyorum onu. Bizim tarım derslerimiz vardı yani. Ortaokulda. Evet. Değil mi? Yani evet. Hatta uygulamalar da yapılıyordu. Evet. Doğru. Birçok ülkede bugün gelişmiş ülkeler de dahil
özellikle kırsal alan çalışmalarını, tarımsal, bahçecilik gibi bunları küçük yaşta vermeye çalışıyorlar. Ya kendimden örnek verdim. Yani şu anda Yakaköy'de de bir bahçem var. 600 böyle olsun metrekare diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Fevkalade bir bilgi sahibi olduk. Değerli izleyenlerimiz, hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Yalnız bir iki şeyi de yine hatırlatalım. 10 Mayıs'la 16 Mayıs arası Engelliler Haftası. Mühendislerimiz, mimarlarımız, plancılarımız bu konuda çok özen göstermeliler. Onları bir de bizim engellemememize yardımcı olmalılar bütün plan çalışmalarında. Mayıs ayı bir de çölyak hastalığının çok önemli bir ayı. Onun için de biliyorsunuz glutensiz olayı unutmamak gerekir diyorum. Ve bir önemli noktayı daha belirterek sizlerden bugünkü programımızı bitirmek üzere ayrılıyorum. Efendim o da şu, hem Ulusal Eczacılık Günü hem de Türk Çiftçilik Günü. Ne zaman? 14 Mayıs. Yani bugün. Efendim hepinize iyilikler diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Gelecek programımızda buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.